yine çok istediğiniz, çok sevdiğiniz o özel hikayelerden biri efendim. İsa Aleyhisselam ile Siyah Yılan. İsa Aleyhisselam bir gün köye uğrar. Köyde bir elbise boyacısı vardır ki bütün köylüler kendisinden şikayetçidirler. Çünkü boyacı elbiseleri boyamak için bir yandan sularını kesmekte, bir yandan da boyalarla suyu kirletmektedir. Köylüler toplanarak hep birden boyacıyı İsa Aleyhisselam'a şikayet ederler ve "Ey İsa" derler. Bu adama öyle bir dua et ki gidişi olsun fakat bir daha dönüşü olmasın. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam şöyle dua eder. Allah'ım, o adama öyle siyah bir yılan musallat et ki, evet doğru duydunuz, o adama öyle siyah bir yılan musallat et ki onu sokup öldürsün. Bir daha da gelmek nasip olmasın diye dua eder İsa Aleyhisselam. Boyacı her zamanki gibi yine yanına 3 ekmek alarak suyun kenarına gider ve elbiseleri boyamaya koyulur. Tam bu sırada yanında bir abid, kendisini Allah'a ibadete adayan bir kimse beliriverir bir anda. Abidin oradaki dağlardan birinde ibadetle meşgul olmakta olduğunu öğrenir. Boyacıya selam vererek ona, yanında yiyecek içecek bir şeyin var mı? Şu kadar zamandır ağzıma bir lokma ekmek bile atmadım. Kendisini görsem veya koklasam yine bana yetecek diye çok aç olduğunu bildirir. Boyacı hemen elini çantasına atar ve bir ekmek çıkarır. Abide uzatır. Abid halinden memnun, "Ey boyacı" der. "Ey boyacı, Allah senin günahlarını affetsin. Kalbini arıtsın." Boyacı ikinci ekmeği de uzatınca abid, "Ey boyacı, Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin" der. Bu defa da son ekmeğini uzatınca, "Ey boyacı, Allah sana cennette bir köşk nasip etsin" diye hayır duada bulunur. Peş peşe ard arda 3 dua gerçekleştirir. Akşam olunca boyacı köye döner. Köylüler şaşkın. Hem de ne şaşkın. Bu şaşkın halleriyle kendisini süzmekte ve neden ölmediğine hiçbir mana verememektedirler. Kesin olarak inanmaktadırlar ki Allah'ın yolunun temsilcisi olan bir peygamberin duası muhakkak ki yerini bulmalıdır. İşte bu düşünceler altında köylüler toplanarak hep birden yine İsa Aleyhisselam'ın huzuruna varırlar. Durumu kendisine bildirince o da "Çağırın onu bana" der. Çağırırlar boyacıyı. Boyacı da gelir. İsa peygamber kendisine şunu sorar. "Ey boyacı, anlat bakalım. Anlat hele, bugün ne iyilik yaptın?" Boyacı su başında bir abide rastladığını, ona ekmeklerini verdiğini, her bir ekmek verişinde de ayrı ayrı duasını aldığını bir bir ortaya döker, anlatır. Durumu anlayan İsa peygamber bu defa çantasını getirip açmasını söyler. Adam da çantasını getirerek açar. Bir de bakarlar ki çantanın içinde
simsiyah bir yılan çöreklenmiş yatıyor. Herkes hayretten dona kalır orada. Şoka girerler. İsa Aleyhisselam yılana yaklaşarak "Ey siyah yılan, ey siyah yılan" der. "Anlat bakalım, neden bu adamı sokup öldürmedin?" Yılan derin bir mahcubiyet içinde dile gelir. "Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın peygamberi, emrinizi yerine getirememekten derin üzüntü içindeyim. Fakat dağdan birisi indi, ekmek istedi. Boyacı da bütün ekmeklerini vererek onun karnını doyurdu. Karnı doyan adam boyacıya ard arda 3 hayır duada bulundu ki sormayın, sormayın. Bir melek ayakta durarak devamlı amin, 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 kabul et ya Rabbi, kabul et ya Rabbi diyerek yalvarıp yakardı. İşte o sırada Allah bir melek göndererek demirden bir gemle benim ağzımı gemletti. Ben de boyacıyı sokup öldüremedim. Öldüremedim. O yüzden ne olur beni bağışlayınız. İsa Aleyhisselam sonunda boyacıya müjdeyi vererek şu tavsiyede bulundu. "Ey boyacı, ey boyacı, bundan böyle kendine yeni bir iş tut, yeni bir işle meşgul ol. Şüphesiz ki Allah seni bağışladı." Ne kadar özeldi. Yaptığımız, söylediğimiz, söyleyeceğimiz her şeye çok dikkat etmeliyiz. Bazen sadece kendimiz için yaptığımız şeyler başka insanlara zarar verebilir. İnsanlığa zararı dokunanın da her ne kadar kar üzerinde olduğunu düşünse de karlı olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden insanlığa zarar vermeden güzel şeyler yapalım. Yaptığımız işlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışalım ama zarar vermeyen. Söylediklerimize de dikkat edelim. Ve karşımıza çıkan bazen sınav olarak, bakın burada değil mi? Aç bir insanı doyurdu, aldığı dualardan sonrasında onun hayatı bambaşka bir yöne çevrildi. Hayır duada bereket var. Hayır dua almakta fayda var. Unutmayalım efendim, çok özeldi. Yine bir hikayenin daha sonuna geldik. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama yarın yine aynı saatlerde inşallah, tabii ki inşallah diyorum. Hikayemizi paylaşmayı lütfen unutmayın ve aşk ola.